İyi günler arkadaşlar, ben Sefa Cersoy. Bugün Modlu Minecraft Universe serimizde 4. bölümde beraberiz. 3. bölümün hemen birkaç saniye sonrasında başladım. Şimdi runları yapacağız dedik. Runlar için öncelikle bana biraz kum lazım. Hatta biraz değil, bir iki tane kum. Yok, kum lazım. Kum için şu. Bu Philosopher's Stone'u alıyorsunuz. Philosopher's Stone kumları, daha doğrusu affedersiniz, örtleri, toprakları kuma çevirme yeteneğine sahip. Normalde bir sürü uğraşısı var fakat şurayı görürseniz World Transmitter. Grass Block sende ya da Cobblestone'a döndürülebiliyor. İşte 4 sende döndürülebiliyor bilmem ne falan filan gibi özellikleri var. Bunun için de biraz kum alalım çünkü yerleri değiştirmek istemiyorum şu anda. Bir tık şöyle bir kum alalım. Bunlardan da şey elde edeceğiz. Toprak alalım, kum elde edeceğiz. Bundan da kendimize cam yapacağız. Şöyle biraz dolduralım burayı. Philosopher's Stone'un şarj özelliği var. Fark ettiyseniz Philosopher's Stone'un altında bir bar var ve o bar boş. V tuşuna basarsanız ki siz değiştirmiş de olabilirsiniz. Biraz şarj etti. Bakın 3'e 3'lük bir alan artık yapıyor. Bir daha basarsanız 5'e 5'lik bir alanı yapıyor. Biraz daha şarj etti. Biraz daha basarsanız daha büyük 6'ya 6'lık mı? 2, 4. 4, 6'ya 6'lık. Ve son seviyeye bakarsanız 8'e 8'lik galiba bir alanı şey yapıyor. Bunu nasıl boşaltıyorduk? Shift'le bakayım nasıl boşaltılıyor lan bunu şeyi. Ha şey, Shift ve V'ye basarak da boşaltılabiliyor. Benim o kadar ihtiyacım yok. Şöyle bir alanı yapsa yeter. Küçültelim şimdi. Sağ tıklıyorsun sonrasında kuma, şey toprağa. Ve o size kum yapıyor. Bir daha tıklarsam muhtemelen kumdan da şey çıkartacaktır bana. Neydi onun adı? Başka bir şey. Bilmiyorum ne çıkartacak. O yüzden riske girmek istemiyorum. Şeyimizi toplayalım. Peki neden? Ya bunlar alt kum değil. Bana neden bunu yapıyorsun? Daha önce de yaptım bunu. Geçen oynadığımda da yaptı yani. Sinir ediyor beni böyle. Boşuna oraları tekrardan doldurmakla uğraşıyorum. Ki Allah'tan bu sefer az yaptı sanırım. Aynen bu sefer bayağı az yapmış. Geçen sefer bayağı büyük bir alanı kırdı. Kum, elimde o kadar kum yoktu. Hepsini sent olarak kırdığı için yetmedi de. Ben de ışıklandırıp orayı açık bıraktım. Lan? Ha tamam. Nasıl dedim? Kum olmaz bir yandan. Tamam, güzel. Güzel. Kumlarımız hazır. Bunları hemen pişireceğiz. Bunlardan şey elde edeceğiz. Cam. Bu kadar çok cama ihtiyacım yok bu arada ama olsun. Kimden kötü? Aferin. Aferin. Camlar hazır bile. Cam bu arada dediğim gibi bir tane şişe yapmak için kullanacağım sadece. Onun için 3 tane yetiyor zaten. Ama hazır. Yapıyoruz. Biraz fazla yapalım. Şuraları da cam yapacağım zaten bir süre sonra. Ama şu an onun için erken. Bu arada kumların hepsini de harcamayayım çünkü kuma da ihtiyaç olabilir. Bence cam yeterli. Bu ses ne diyecektim? Domuz sesiymiş. Şey gelmedi hala ya. Trader gelmedi. Hayret. Bu arada gördüyseniz fark etmişsinizdir. Adamın üzerini kapatınca duman yukarı çıkamadığı için burada birikiyor. Mesela kapalı bir ev yapsanız ve evin içinde bunu yakarsanız da duman evin içinde birikiyor. Hatta evin tepesinde birikiyor desem daha doğru olur sanırım. O şekilde bir özelliği var. Gerçi bu mod paketinde var mı bilmiyorum. Normalde onu yapıyordu. Muhakkak bunda da vardır. Şimdi boş yapmayı kesip göreve devam edelim. Su mu dolduracaktık abi? Bu değil. Öncekine. Şuradan Glass Bottle hem mana dolduracağız. O zaman şu amcayı alıyoruz. Mana podun içine atıyoruz. Ve başardık. Güzel. Şu geri kalanları atabiliriz. Burada birçok şey yapacağız. Şimdi bize dust gelecek. Dustları kullanacağız. Kaç tane? 2, 4, 5 tane. 5 tane bize mana powder lazım. Bir tane kalsın. 5 tane lazım mı ya? Hepsi de istiyor mu? Benim hatırladığım istiyordu ki istiyormuş. Aldık. Tamam. 5'lik 4 attı. Var mı? Bir tane. Bir tane yaradık. 6 tane vardı diyecektim. Oldu zaten. Şimdi abi. Şunu hemen alt tarafa koyalım. Bu arada alt tarafa koyuyorum da benim spreader'ım yok ki. Bir tane daha spreader'a ihtiyacım var ya da şu spreader'ı kırıp tekrardan diğer tarafa koymam lazım. Ne ihtiyacım vardı? Cosmic Ingot. Cosmic Ingot da harcamamış galiba çünkü elimde kalmıştı demin. Aha burada işte. Enteresan. Living Wood, Cosmic Ingot, bir tane de Mystical bir şey pedal. Pedal'ım var. Burada dursun. Bu buraya, bu buraya. Living Wood'um yeterli yoktur diye tahmin ediyorum. Biraz daha Living Wood yapmak lazım.
Şimdi mystical botanyalara mysticalları koyduğum için bir tık rahatım. Çünkü o petal'ları yapmak gayet kolay olacak. Normalde onları bull et ya da normal mystical flower'lardan tek tek arayarak, kırarak toplamak biraz zordu. Fakat şu an o dezavantajım yok. Hepsi zaten şurada üretiliyor hali hazırda. O açıdan onlar da avantajlı. Sadece istedikleri ekstralar ne olabilir sıkıntım var. Birisi mesela gunpowder, onu biliyorum. Mesela ilki gunpowder istiyor. Bildiğiniz şeyden çıkıyor zaten. Creeper'dan çıkıyor. Bir iki Creeper öldürürseniz çıkmış oluyor çoktan. Bakın, bakın başladı mı? Başladı. Bunu isterseniz mesela buna tıklayıp şuraya çevirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Mana'yı oraya göndersin diyorsunuz. Tamam, bu tamam. Bu tamam. İlki neler istiyordu bizden? Orange, red ve brick. Aa, brick. Normal brick değil mi o? Orange, red ve brick. Bak, brick'i hiç düşünmedim. Orange, red ve brick lazım bize. Evet. 2 tane 8 verir. 9 tane lazım bize. Tamam. Red, orange. Orange, red, brick. Tamam, bu kadar. Orange red içinde şöyle. Tamam. Bize bunun dışında living rock gerekecek. Nerede living rock? Tamamdır. Bu buraya, red buraya, orange da buraya. Bu hazır. Şimdi mana aktarımı başlıyor. Gördüğünüz gibi mana çok olduğu için hızlıca bitirdi. Bittiğinde botanyanın özelliği olarak şunun üzerine bir tane living rock atıyorsunuz ve şu kıvılcımları gördüğünüzde sağ tıklayarak bu runu alıyorsunuz. İlk runumuz tamam. İkinci runumuz için bir tane su, mana powder, pink, magenta ve purple istiyor. Pink, magenta, purple. Pink, magenta, purple. Pink, magenta, purple. Pink, magenta, purple. Magenta. Gel. Pink bu. Ve purple, purple, purple. Buraya bir tane şey koymak lazım. Crafting table. Hemen bir tane yapalım. Yer tekilatını almıyorum da. Tamam. Bu ikisinin arasına koyalım ki. Nerede lazım olur sorduk. Tamam. Pink magenta purple dedik. Ha, şey yap. Bunu ayırabiliyor mu? Ayıramıyor. Tamam. Ve pink. Pink magenta purple. Ne eksik kaldı? Su. Verdik mi? Hemen bir tane bölümde katalım üstüne. Şimdi atmanızın hiçbir önemi yok. Bittiğinde zaten kıvılcım çıkmaya başlayacak. Başladı. Bastım. Oldu. Maşallah. Bir sonraki ne istiyor? Hemen lime, green ve cobblestone. Bir de cobblestone deep slate. Deep slate ihtiyacınız olacak demiştim hatırlarsanız ilk bölümde mi, ikinci bölümde mi ne? Bir tane yeterliymiş ama biz biraz bokunu çıkarttık zaten. Pink ve neydi? Purple mıydı? Pink. Yok. Green ve lime. Tamam. Aynı renk zaten. Şey. Yani aynı tip renkler. Şu ve şu. Bunları yeni değiştirmek lazım bu arada. Yani green ile lime yan yana olmalı. Pink ile purple ile magenta yan yana olabilir. Ya da pink ile magenta. Light gray ile beyaz yan yana olmalı. Sarı ile kırmızıyı yan yana getirebiliriz. Ya da kırmızı ile pinki yan yana getirebiliriz. Öyle bir birbirine daha çok benzeyen renklerden bir kolaj yapabiliriz. Şu an kendimi Barbie giydirmece oynuyormuş gibi hissettim. Dur. Şöyle al. Zaten iki tane istemiştim sen. Al abi bunu. Şunu da al. Deep Slate da al. Bir de şunu al. Bir de Cobblestone istemiştim. Cobblestone'u verdik. Her şeyi unuttum. Şunu unuttum. Mana yetmeyebilir ki yetmedi. Manamız artık bitmiş yavaştan. Kömür gerekiyor demektir. Kömürüm kalmadı ama odun yakarak elde ederim yakında. O yüzden basmak zorundayım. Şu an burası daha önemli. Hepsini ortaya atabilirsiniz. Hepsi alıyor zaten. Şimdi mesela yangın içeride göreceksiniz. Aynen bakın. Buraya attık ama hepsi zaten aldı. O yüzden çok da sıkıntı yok orada. Bu da bitti. Bir sonraki mavi ve çiyan isteyecek. Ve su. Aa, ben sudan bir tane yaptım. Bak bir tane yaptım. İki tane. Dur. Bir tane yaptım ve kullandım onu değil mi? Aynen. Tamam, bir tane daha yapacağız o zaman. He he o, he he o, he he o.
Hidrojen, oksijen, oksijen. H2O. HHO. O var. Yoksa şeyden yaparız, atomdan. Görmedim diyecektim ki gördüm. El abi. Bu arada buraya yapmanıza gerek yok, şeyleri de yapabilirsiniz bunu. Kendi envanterinizde. Bu da tamam. Çiyan ve şey isteyecek bizden. Mavi. Bu purple yalnız. Mavi değil, purple'a gitmem. 2, 3. Mystical Light mı istedi o? Ne istedi? Mystical Light'ı bir sonrakinde mi istiyor? Çiyan istedi, aynen. Light'la Mystical, şey normal Blue'yla Mystical daha yakın diye acaba dedim ama değilmiş. Tamam. Tamam. Sen git, sen gel. Buraya, buraya, buraya. Ne istemişti? Bir şey daha vardı. Dur, düşünüyorum. Hani bakmadan bulmaya çalışıyorum. Hiç uğraşamayacağım. Neydi? Mana powder. Aa, kum. Kum istemiş. Bak bunu görmemiştim bile. Yani şey, o kadar dikkat etmemişim ki. Terlemeye başladım. Hop. Her şey tamam. Bir şey eksik. Next yine bir şey koymamış oraya. Sayısal eksiği var. Suyu mu koymamış? Su orada. Burada 5 tane şey var. Çiyan. Çiyan'ı mı koymadı acaba? Yoksa mana powder'ı mı koymadı? Mana powder'ı koymamış. Koymamış değil, ben koydum. Şu anda koyduğum kömürler şimdilik yetiyor gibi. İşte son bir tane rune kaldı ya dayanacım. Hatta pardon, o rune'u yaptıktan sonra bir tane daha amca var. Rune'ları birleştirip yapıyoruz. Ne lazım? Light blue ve white petal. Light blue, white petal olur. Light blue, white. Bu yüzden zaten hani en baştan hepsini toplamanız önemli. Hani hepsini bulmak lazım falan ya da video dışı bulurum falan diyordum ya. Bulmak gerekiyor çünkü. Hani ister video çekerken yapın, ister video çekmezken yapın, hepsini bulmak zorundayız. Bunları koyalım, elimizden gitsin. Sonuncu istediği ne? Evet, oksijen. Ve şeker. Hatırlarsınız ben şeker kamışı bize lazım olacak demiştim. Demiş miydim yoksa? Demiştim ya sanki. Dememiş de olabilir. Şeker kamışını bundan mı yapıyorduk? Dur bir saniye. Neydi diğer istediği? Şeker. Lan adamın diğer istediği şeyi unuttum. Çok basit bir şeydi. Bak ya Allah'ım. Neydi bu? Air. Air ise oksijen istiyormuş. Bak bak işte. Mantık bu. Feraset. Necaset. Cibilliyet. Şimdi şöyle bir şeyimiz var. Sugar cane için sugar cane'den yapılıyor. Sugar cane yapmak için de bu şekilde 6 tane her şeyi demiştim. Sugar cane ihtiyacımız olacak. Bunları şimdiden topluyorum falan demiştim. Hatta ondan kemik tozu yaptık. Bir şey de daha sugar cane yapmakta da kullanacağız mı ne demiştim diye hatırlıyorum. Bu şekilde sugar cane yapabiliyorsunuz. Hatırlarsanız ağaçları kesmiştim. Ağaçların şeyini, şiirler, yaprakları toplamıştım. Şuradalar. Bunların 6 tanesi bizim işimizi görüyor. Hatta yapmışken biraz fazla yapalım, şey kullanırız. Sugarcane tarlası yaparız biraz. Yeter. 8 tane de kalsın yanında. Pam 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 pam. Burası da tamam. Lan yine ne eksik? Dur, sugar istemedi ki birden. Sugarcane istemedi ki sugar istedi. Tamam, onu da şekere dönüştürdük. Air'la sugar'ın ne alakası var acaba? Şu an mana pool'umuzda bir manamız var da çok çok az var. Var ya hani sonraki aşamaya yetecek mi acaba? Şimdi tek bir şey çıkacak göreceksiniz, bu. Bitti abi. Bu seviyeyi bununla bitirebiliyoruz. Şimdi Scroll of Transmutation. Şimdi hepsini koyacağız. Ek olarak bizden paper istiyor. Paper için Super King gerekiyor. Heh. Onun için başlamıştım ben o konuyu. Git abi. Hepiniz gelin şöyle. Sen git, sen git, sen git. Sen git. Sen gel. Sen git. Sugar cane gerekiyor. Ya da şöyle bir şey var. Bundan da bahsetmiştim de. Sugar cane, 3 tane sugar cane yan yana koyarak bir kağıt oluşturabilirsiniz. Bir ihtimali daha var. O da ölmek bir derste. Şu şekilde de sugar cane oluşuyor. Bir tane kendinize sugar cane demişim, affedersiniz. Yaprak. Yaprak için dur lan, neredeydi o? Ah, niye oluşturamıyoruz? Bir saniye, yaprak yapımı vardı ya. Bir saniye.
Ha şurada şurada. 3 tane tree bark gerekiyor. Tree bark içinde chopping board yapıyorsunuz. Yani kesme tahtası yapıyorsunuz. Şu anda çok basit bir yapılışı var. Chopping board'a bir tane log koyuyorsunuz, odun koyuyorsunuz ve baltayla üzerine sağ tıklıyorsunuz. Bu kadar. Bu zaten size soyulmuş odun ve bir tane tree bark veriyor. 3 tane tree bark'ı da yan yana koyduğunuzda aynı şu anda yaptığı gibi bir tane kağıt elde ediyorsunuz. 1 mi 2 mi 3 mü artık kaçsa önemli de değil. Bize bir tanesi yeterli. Hani eğer sugar cane'iniz yoksa, ki sugar cane'iniz yoksa muhtemelen şeker de yapamazsınız. Ama varsayalım ki yeterli sayıda yok. Tree bark kullanarak da kendinize bu kağıttan yapabilirsiniz. Abi 1 miligram kaldı şurada. Gerçekten milim oynatmadım mı ya? Ya bu kadar mı düşmansın bana? Yok ya 4 tane var şimdi uğraşamayacağım 2 tane açmakla. Ben daha ver. Onları alınca bir yerlere basalım. Vay arkadaş ya. Çok enteresan. Ya açıklık çok güzel. Abi her şeyin üst üste gelmesi. Neyse bitirdik biz bunu. Umurumda değil artık. Bu biraz bana doldursun oraya. Oldu. Lan. Find mutlaka. Her şeyi atmadık. Living Rock atmadığımız için çalışmıyor tabii. Bunları geri vermesi çok güzel bu arada. Ve bir sonraki seviyeye atlamış olduk böylece. Vay be. Hızlı bitirdik ha. Şu an mesela video girdi 17 dakika oldu. Yani çok aşırı bir şey yapmadık ama olsun. Bu da yaptığımız görevdir. Scroll of Transmutation bizi endüstriyel çağa gönderiyor. Zaten buradaki her şeyi yaptık. Eksik kalan bir şeyimiz yok değil mi? Her şey hazır, her şey yapılmış, her şey yüksek. Endüstriyel çağ başlangıcı burası. Buraya bastığımızda endüstriyel çağ başlıyor. Muhtemelen endüstriyel çağda bizi şeyler bekliyor olabilir. Ne denir ona? İşte artık yavaştan madenler bekleyecektir diye düşünüyorum. Bunun dışında bilmiyorum neler bekler. Zaten burada işte kendi oyunumu bitirmiştim. Scroll of Transportation bir işe yarıyor mu? Hiçbir işe yaramıyor. Vallahi yaramıyor. Neyse. Şimdi şu amcalar için bir tane chest gerekecek bana. Bir tane derken çoklu bir tane. Ben abi şu Botanya tarafına bir tane çift chest yapmak lazım. Konuşamadım. Nereye yapalım? Şunların arkasına gizleyebiliriz bence. Şunları at, şunu at. Şeyle ilgili hani Botanya ile ilgili şeyleri buraya atalım istiyorum. Limit mutlu gerekebilir ama Living Rock'ları buraya atmak lazım ya. Çünkü Living Rock'lar sürekli bu runik altarda ihtiyaç olan amcalardan. Living Rock. Fazla Living Rock'ım yok bu arada. Hazır boşta duruyoruz. Neden? Şunu da dolduralım. Gerçekten tebrik ediyorum kendimi. Abi burada açlık çok büyük sıkıntı. Bir sonraki bölümde ilk işimiz şey yapmak olsun. Bir tane tarla yapalım. Ben biraz hatta şu anda yapabiliriz aslında. Bir tık zamanımız var sanki. Çit biraz vardı. Ulan o kadar çit yaptık. Tarla yapmadım mı kendime? Gerçekten yapmamışım. Bu dışarıdaki çitleri yaparkenden kalma çitlerim. Şunlar dışarıya şey koyarkenden kalma. Ne oluyor lan? Ya, kaç seviye yapacağım diyecek. Şimdi benim çite ihtiyacım var. Başka foe'ye ihtiyacım var. Bunu bırakacağım. Başka iş kalmadı zaten. Living Book'lar şimdi burada kalsın. O zaman abi. Ver bana şuradan bir 64. Keyfimize bakalım. Abi ver. Tamam. Şimdi. Burada var, burada var. Buradan. Tut. Nerede şeylerim? Stiklerim. Ver abi biraz. Bu yetmeyecektir. Bir tane yere ihtiyacım var benim orada. Hazır gidiyoruz. Yanımıza da bir tane olur mu? Olur ne olmaz orada ihtiyacımız olur. Şimdi ben bu tarafa doğru gideceğim değil mi? Bu taraf benim ana oyun alanım. O zaman tarlayı ters tarafa yapmak istiyorum. Çünkü tarla çok da aşırı gidip şey yapacağım bir yer değil diye tahmin ediyorum. O yüzden şu köşeye yapma düşüncem var. Hatta oraya su da alayım. Su almadan yanıma nereye gidiyorum acaba? Nasıl bir tarla yapmayı planlıyorum? Son yemeğimi de yedim. Son yemeğim değil ama. Son yemeğimi sayılır.
Bu arada bak Botanya'ya iş, Botanya'yı yapalım ya. Bak bölümden bölüme atlıyorum kendi kafamda. Çünkü kafamda aynı anda o kadar çok şey var ki. Ne yazık ki durduramıyorum bu kafayı. Şunu al abi. Şöyle başlayalım. Bak nereden nereye atlayacağım. Biz hala şey yapmadık. Botanya'da bizim işimizi görecek bir şeyimiz yok. Ağaç farmımız yok. Bunu yapalım öncelikle. Bir tane hopper lazım. O zaman bir tane daha bundan lazım. Gel. Gel. Sonra elimde yeterli var mı? Var. Yarısı yeterli yetecektir. Bir. Bu da tamam. Sonra ne lazımdı? Hopper yapacağız. Terakota lazım. Terakotaları hallettik. Aferin sana. Ver abi terakota. Ver abi terakota. Gel abi terakota. Lan. Bir şey mi koyuyor kısmında? Bakayım. Düşünerek bulmaya çalışın. Böyle bir şey var. Ortaya hatırladım. Bir şey koyuyorum. Dur. Bir şey koyuyorum. Dur. Birikten koyuyorum. Tamam bakalım. Üç tane. Birik. Öyle miydi? Aynen öyle. Tamam. Lazımmış gibi. Öyle miydi lan? Şöyle yemiyor mu? Yiyordur bence. Ha yemiyormuş. Ha, onu da yanlış koymuşum zaten. Botanya bot. Bir tane Brick Cooper. Harikayız. Mükemmeliz. Çok şekeriz. Şıkır şıkırız. Tamam. Burada abi hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi bize bir şöyle. Şöyle. Bunun var mı? Var. Harika. Bir tane de sapling alalım şuradan. Bir tane alalım. Bir tane. Tamam. Çok güzel abi. Koy buraya da. Burada da yavaştan odun birikmeye başlasın. Çünkü hiç odunum yok. Yani hiç odunum yok değil. Odunum çok var da. Burada birikmesi bunun çok daha iyi olacak. İhtiyacım var çünkü. Bu nerede aklıma geldi? Bana elma lazım. Yemeğim yok çünkü. Ardından elmam da yokmuş. Ağaç kessem dedim. Ama boş ver ağaç kesmeyeyim derken aklıma benim henüz bir ağaç farmım olmadı aklıma geldi. Tamam. Şimdi yediğim kadarıyla halletmeye çalışacağım. Yine su almadım farkındaysanız. Çünkü su için dönmemin üzerinden 8 saat geçti ve 10 farklı şey yaptım. Bir tane su yetmeyecekti bana ama iki düşüncem var çünkü orada bir şşş, bak bir şey daha aklıma geldi yine dönüyorum. Ver bana düşlerimi, ver bana gülüşlerini, yanarsın ah yanarsın, verirsen bana kendini. Niye su dolmamış? Su doluydu da ben 3 tane oldu. Niye 3 tane oldu lan? Aa, 2 tane mi varmış bende? Bunlar çok şaşırtıcı şeyler. Ben gerçekten farkında değilim iki tane olduğundan. Şu Sugarcane var. Bir. İkincisi, işimiz bitmedi daha. Taş, taş ver. Nereye koyduk? Buraya koyduk. Bu da tamam. Sonra var. Tamam, her şeyimiz var. Bence şu an hazırız. Hazır ve nazırız. Çok saçma şeyler yapıyorum ama bir anda değişiyor falan böyle. Şimdi şöyle Sugarcane basarız abi buraya. 1, 2, 3. Dur şöyle bakalım. Şimdi ilk farmım nasıl bir şey olsun? İlk farmı 5, 4, 4'e 4. 1, 2, 4, 8. Tamam şöyle olacak. Tarkan şarkısı giriş gibi olmadı mı bir anda o tıklama sesi? Deminki daha iyiydi. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Burası 1, 2, 3, 4, 5. Sen gel. Sen gel. Tamam. Bir tane aşkı biraz. Tamam. Bura abi ilk parmağımız bizim. Güzel. Bence oldu. İlk farmımız için idare eder bir yer. Zaten 4'e 4'ten fazlasını yani 9'a 9'dan fazlası su alamadığı için bir anlamı olmuyor. O yüzden 10'a 10'luk bir alan kapatmadım. Tam olarak burası 9'a 9 oluyor. Çünkü 5 boşluk 5 olduğu için şeylerin arası, porçların arası burası tam 9'a 9'luk bir alan oluyor. Harika. Burası da ışıklandırmayı koruyor. Şöyle bir. Aslında buraları şu an şey yapmam çok saçma, çit yapmam.
Keşke burayı çift yapacağımı şey yapsaydım. Çünkü buraya bir de hayvan farmı yapacağım için. Burası çok yanlış bir yer olmuş bu arada giriş için. Hasti be. Kötü olduk. Üzdük. Şu an üzdük. Şu an üzdük. Tam şu an üzdü ama. Neyse onu halledene kadar şuraya bir tane hemen şey yapalım. Kendimize bir sugarcane farm yapalım. Bir. Yok lan burası kalsın. Daha çok fikir değiştirmez ki. Bir. Beş. Yeter ya. Aslında tam sayı yapmamıza gerek yok ki. Aynı farmın boyutunda yapsak yeterli olacaktır. Buraya bir tane su bırak. Tarafa da gitsin. Gayet güzel. Sonra etrafında şu ülkeyi koy. Burayı geri alalım. Sadece karşıya koyalım şimdilik. Daha tatlı görünsün. Tamam burası da tamam abi. Şu ülkeyi farmında yaptık. Keşke bir sola yapsaydım da neyse. Böyle görüntüyü manzaramızı kapatacak. Bir de hayvan farmı yapmak istiyorum. İnekler salak salak etrafta geziyor ama belki bu çitleri alırım hayvan farmına yetmeyecek çünkü ama benim üzüldüğüm nokta şu mağaranın girişi oldu. Mağaranın girişini oraya yapmasaydık keşke. Hayvan farmı için İkilik alan buraya. İki, dört. Tam burayı mı alsam? Şuraya bir farm daha yapsam. Burayı kaplıyor. Ama tam farm girişi. Ulan şu an tüm mimarlık şeyim gitti. Mimarlık olmaz gerçi ama. Hayvanları da diğer tarafa yapayım diyeceğim ama buradan mesela buğday toplayıp da diğer tarafı peki yaptığım bir hata tohum almadan tarla yaptım. Burada mesela buğdayları toplayıp diğer tarafa işte hayvanlara götürmek de eziyet gibi geliyor şu an bana. O yüzden bilmiyorum nasıl yapsam. Fazla aldım olsun. Bilemiyorum Alpan, bilemiyorum. İki buraya yapsam, iki de bu yanına yapsam çok saçma olacak çünkü farmları aynı yerde istiyorum. Neyse hallederiz onu. Bu sonuna bir farm daha yapacağım. Hayvan olarak da belki bir tane yapayım. Yani hangi hayvanları toplarım ki ya? Ne bileyim. Zaten şu an mesela domuz toplamamın bir manası yok çünkü zaten havucum yok. Havucum olmadığı için çiftleştiremeyeceğim, çoğalamayacaklar. Şu an toplayabileceğim tavuk hiç görmedim daha oyunda. Çok da gezmedim gerçi ama görmedim. İnek var, koyun var. Koyunun da zaten aslında yünü harici bir işimiz yok. İleride çok yün gerekir mi onu da bilmiyorum açıkçası. Neyse bakarız. Şimdi nasıl yapalım? Şöyle alalım. Neyse şöyle çok değil ya. Kapatacağız arayı da. Tamam bence güzel. Öyle iyidir. Buraya bir tane. Araya boşluk bırakalım mı? Normalde ben şuradan kapatacaktım ama çok küçük geldi bu da gözüme. Şöyle bir şey çok da bilmiyorum. Şuradan birleştirsem falan diye düşündüm ama bir giriş olması şart. O zaman şöyle yaparız biz de. Girişler buradan. Böylece birleşik bir tane yer olur. Gayet seksi, gayet güzel. Bir giriş buradan. Diğer giriş de buradan yaparız yine. Tamam. Hemen şunu tamamlayalım. Bölümü de burada bitirebiliriz. Bu yiyor mu? Bu da yemiyor. Allah kahretsin. Hiçbir istediğim olmuyor. Tamam. Bir de kapı yapalım. Çok lazımmış gibi. Buraya da kapılar. Bunların üzerine girişi belli olması için. Böyle birer yer. Tamam. Buraya iki tane hayvan koyabiliriz. İnek ve koyun mesela şimdilik. Sonrası için bakarız abi. Koyunum zaten var. Gerçekten trader gelmemesi çok enteresan. Yani henüz hala trader gelmedi. Trader'ın gelse şeyi ne alacağım? Trader'da hayvanları tuttuğu kemer var ya. Adını unuttum. Kemet miydi onlar? Neyse onu çalacağım. Fakat gelmiyor pislik arkadaş. Şunu ver abi. Buraya da ben buraya iki tane oraya koysam. Salla. Buraya iki tane daha iyi.
Tamam, bence güzel. Bu arada bunu ortadan yapmak zorunda değil. Sonuçta ben simetrik olmayacak ama benim girişim bu taraf olduğu için bu tarafta daha şey boşluk olması giriş kolaylığı açısından daha güzel. Tamam, bence güzel. Sen git abi sen burada, sen de kal burada. Tamam, bence bu bölüm burada bitirebiliriz. Bir uyuyalım yoksa şerefsiz şeyler gelecek. Mesela benim oynadığım oyunlar bölüm şeylerde 1.12 oynuyordum dedim ya. O uçan yavşaklar var ya, ismini hala bilmiyorum. Hani belli bir zaman uyumazsanız çıkıyorlar. O yoktu bile. Ama öyle bir şey var. Bir ara geldi, ulan diyorum bunlar niye geliyor falan. Pek öyle ama bir kere denk geldi bir mod girdiğinde. Ulan diyorum bunlar niye geliyor? Sonradan öğrendim uyumak gerekiyormuş. Belli bir süre uyumayınca onlar çıkmaya başlıyormuş falan diye. Tamam, bu bölüm burada sonuna geldik. Dördüncü bölümde, bu bölümde hem runları tamamladık, endüstriyel çağa geçtik. Hem de kendimize bir tarla yaptık. Yemek sorununu bir tık halledeceğimizi düşünüyorum o tarlayla. Bir de kendimize hayvanlarımızı koyabileceğimiz bir çift, küçük bir çift alanı yaptık. Bence gayet güzeliz. Endüstriyel çağda görüşmek üzere. İyi oyunlar. Hoşçakalın.